Tekrardan merhaba arkadaşlar. Hepiniz VIP Fizik kanalına hoş geldiniz diyorum. Bugünkü konumuz büyük patlama ve atom altı parçacıklar olacak. Ramazan dolayısıyla arkadaşlar biraz sesim ya da enerjim düşük olabilir. Hani şimdiden söyleyeyim idare edin diyelim. Arkadaşlar evren bundan önce merkezinde dünyanın olduğu güneş gezegenler ve görülebilen bazı yıldızlardan oluşmaktaydı. Hatta Einstein'ın Durağan evren modeli dediğimiz bir modeli vardı. Yani evrenin büyümesiyle ilgili falan herhangi bir bilgisi yoktu. Hatta Einstein daha sonra hani en büyük yanılgım olarak da bunu ifade etmiştir. En büyük yanılgısı evrenin durağan olduğunu sanmasıydı. Şimdi gençler büyük patlamaya yavaş yavaş girelim. Öncelikle bu patlamanın ne olduğunu bir anlayalım. Arkadaşlar bu teoriye göre evren 13.7 milyar yıl önce madde ve zaman yokken nokta kadar küçük ve güneşten trilyonlarca kat sıcak bir enerji topuydu. Bilinmeyen bir nedenle genişleyerek şişmeye ve soğumaya başlamıştır. Böyle düşünülüyor arkadaşlar. Büyük patlama teorisine göre evren çok çok eskiden küçük bir enerji taneciydi. Daha sonra bilinmeyen bir nedenle genişleyerek soğuyarak yavaş yavaş atomları oluşturdu. Atomlar işte maddelere dönüştü şeklinde düşünülüyor. Peki Büyük patlamayı destekleyen maddeler var mı? Destekleyen olaylar var mı? Var. Mesela Hubble 1929 yılında yaptığı gözlemlerde galaksilerden gelen ışığın dalga boyunda bir artış gözlemledi. En büyük delil bu Büyük Patlama teorisine. Peki galaksilerden gelen ışığın dalga boyunda neden artış oluyordu arkadaşlar? Arkadaşlar eğer bir galaksi sizden uzaklaşıyorsa Ondan gelen ışığın dalga boyunda bir artış olur. Bu Doppler olayıyla ilgili bir olaydır. Neyse devam edelim. Gelen ışığın dalga boyundaki artış ile dünya arasındaki uzaklık arasında bir ilişki kurdu. Hubble yasası olarak bilinen bu yasaya göre galaksiler birbirinden uzaklaşmakta ve evren her yöne genişlemekteydi. Yani Big Bang teorisinin büyük patlama teorisinin en büyük delillerinden birisi olarak adlandırabileceğimiz neymiş arkadaşlar? Galaksilerin birbirinden uzaklaştığını Hubble'ın gözlemlemesiymiş. Bu olaya da kızıla kayma deniyor arkadaşlar bu önemli. Ancak galaksilerde genişleme olmuyor. Yani galaksinin kendisinde bir büyüme olmuyor. Yani aralarındaki mesafe açılıyor. 1964 yılında bu arada ikinci delil yani Big Bang teorisinin ikinci delili. 1964 yılında evrenin her yerinden gelen bir ışık bulundu. Bu ışığa 13.7 milyar yıl önceden geldiği tespit edilmiş. Ve bu ışığa kozmik alan ışıması deniyor. Arkadaşlar sözel sorularda bu karşınıza gelebilir bakın. Evrenin her yerinden gelen 13.7 milyar yıl öncesinden çıktığı düşünülen ışığa Kozmik alan ışıması deniyor. Ve bu ışığın Big Bang teorisinin bahsettiği büyük patlama anında e, yaşandığı yani orada çıktığı ortaya düşünülüyor. Evrendeki ağır elementlerin oluşumu düşünüldüğünde arkadaşlar patlamanın vermiş olduğu sıcaklık ve basınç füzyon tepkimelerine yol açarak hidrojen ve helyumdan daha ağır elementleri oluşturmuş olabilir. Hani şu an evrende bir sürü ağır element var. E bunlar nasıl oluşmuştur diye düşünülüyor. İşte Big Bang'deki büyük patlamanın sıcaklık basıncı ile birlikte diyor. Küçük atom numaralı maddeler birleşerek atomlar birleşerek büyük çekirdekleri oluşturmuş olabilir diye düşünülüyor. Bu arada Hubble yasası olarak bilinen yasa budur. Yani formül olarak çıkacağını pek sanmıyorum ama buradaki H Hubble sabiti D gezegenler arasındaki uzaklık ee, bu arada uzaklık ışık yılı yani ışık yılı dediğin zaman size zaman birimi olarak gelmesin ışık yılı bir uzaklık birimidir. Bu v de galaksinin bizden uzaklaşma hızı olarak düşünülebilir. Artık atom altı parçacıklara geldik. Şimdi atom altı parçacıkları en iyi açıklayan model standart modeldir arkadaşlar. Biz bunu bileceğiz. Bu arada gençler bakın notlar tamamen güncel yani. Size sınavınızda çıkmayacak hiçbir şeyi anlatmıyorum. Kesinlikle tamamen sınavınızda çıkabilecek şeyleri anlatıyorum. Öyle çıkmayacak kitaplarda olan fakat karşınıza gelme ihtimali olmayan şeylerle sizi yormayacağım. Bu modele göre evrendeki her şey kuarklar, leptonlar ve bunlar arasındaki etkileşimi sağlayan alan parçacıkları yani bozonlardan oluşmuştur. Kuarklar temel parçacıktır gençler. Leptonlar da temel parçacıktır çünkü bunlardan oluşuyor her şey zaten. Fakat kuarkların bir araya gelmesiyle örnek veriyorum baryonlar oluşuyor. Mesela proton bir baryondur, nötron bir baryondur. Baryona biz temel parçacık diyemeyiz e çünkü kuarklardan oluşuyor. Temel parçacık diyebilmen için o parçacığın hiçbir şeyden oluşmaması gerekiyor. Bu modele göre evrendeki her şey Fermiyonlar ile bozonlar arasındaki etkileşimden ortaya çıkmıştır diyoruz. Proton ve nötron temel parçacık olmadığını bir kez daha söylüyorum. Kuarklardan oluştuğu için elektron ise bir temel parçacıktır. Çünkü elektron bir leptondur ve herhangi bir şeyden oluşmadığı için elektron bir temel parçacıktır. Madde ve parçacık ailesi dediğimiz olay nedir? Arkadaşlar maddeyi oluşturan şeyleri düşündüğümüz zaman Fermiyonlar, madde parçacıkları da deniyor buna. Arkadaşlar fermiyonlar ikiye ayrılıyor aslında. Kuarklar ve diğeri şuraya yazmayı unutmuşum. Leptonlar. Fermiyonlar ikiye ayrılır. Kuarklar ve leptonlar. Şimdi kuarklar bir araya gelerek hadronları oluşturur. Hadronların iki grubu vardır. Baryonlar ve mezonlar. Baryonların içerisinde proton, nötron falan vardır. Yani baryonlar bir araya gelerek Neyi oluşturur arkadaşlar? Çekirdeği oluşturur. Atomun çekirdeğini oluşturur. Çekirdeğin içerisine yukarıdan bir elektron gelir. Leptonların içerisinde elektron vardır çünkü. Elektron katılarak ikisi bir araya gelip neyi oluşturmuş olur arkadaşlar? Atom oluşturur. Ve atomlar bir araya gelerek molekülü moleküller bir araya gelerek maddeyi oluşturur. İşte maddenin oluşum şeması bu şekildedir. Peki bozonlar nedir? Arkadaşlar bozonlar kuvvet taşıyıcılarıdır. Yani bizzat Mevin kitabında şöyle geçiyor. Örneğin diyor ki siz diyor ağaçtaki bir elmayı düşürmek için ağaca diyor taş atarsınız diyor. İşte diyor elmayı düşürmenize aracılık eden hani elmaya kuvvet uyguluyorsunuz ama aracılık eden taştır diyor. İşte bu gluon, graviton gibi kuvvetlere taşıyıcılık yapıyor, aracılık yapıyor. Peki bu parçacıklar hangi kuvvetlerin taşıyıcısı? Gençler gluon güçlü nükleer kuvvetin taşıyıcısıdır. Graviton, kütle çekim kuvvetinin taşıyıcısıdır. Foton, elektromanyetik kuvvetin taşıyıcısıdır. Higgs bozonu dediğimiz farklı bir şey. Bu, e, maddelerin kütle kazanmasını sağlayan bir parçacıktır. W ve Z bozonları da zayıf nükleer kuvvetin taşıyıcısıdır diyoruz. Gelelim arkadaşlar kuarklara. Kuarklar... Üç tanesi bir araya gelerek baryonları oluşturur. Birinci bilmemiz gereken şey bu. Bir kuark ile bir antikuark yani karşıt parçacık. Bu arada evrende her maddenin bir karşıtı vardır. Her maddenin protonun da karşıtı var. İşte elektronun da karşıtı var. Her maddenin karşıtı var. Kuarkların da karşıtı var tabii ki. Bir kuark ile bir antikuark bir araya gelerek mezonları oluşturur. Temel kuvvetlerin tümüyle etkileşime girer kuarklar. Bu çok önemli. Yani e, hepsi bütün mesela leptonlar falan öyle değil. Ama kuarklar temel kuvvetlerin tümüyle etkileşime giriyorlar. Kuarklar tek başlarına gözlemlenemiyor. Arkadaşlar bu arada bunları not etmeniz gerekiyor. Yani sözel bir bilgi. Ben bunu sınava yakın atmamın bir nedeni de akılda kalmıyor. Sen bu konuyu bir sene önce çalışsan bile şu anda aklında hiçbir şey kalmıyor. Sınava yakın bir zamanda bu konuyu çalıştığın zaman daha aklında kalıyor. Yani bunları şöyle güzel bir not edin. Bir iki kere okuyun girin arkadaşlar. Kesin soru bekliyorum bu konuda. Şimdi arkadaşlar kuarklar altı çeşittir. Yukarı kuark, aşağı kuark, acayip kuark, tılsım kuark, üst kuark, alt kuark. Bunların isimlerini bileceğiz, sembollerini bileceğiz. İngilizcedeki okunuşlarından baş harflerini verilmiş. İşte yukarı up dediği için a. Aşağı down'dan d'ye gelmiş. Acayip de strange'den s'ye gelmiş. Tılsım charm'dan c'ye gelmiş falan. Üst kuark top t'ye gelmiş. Alt kuark bottom b'ye gelmiş. Ve karşıt kuarklar üzerine bir çizgi çizilerek gösteriliyor. Yani u u üstü d d üstü şeklinde karşıtları bu şekilde gösteriliyor. Şimdi kuarkların yüklerini de bilsek iyi olur arkadaşlar. Bakın ben size ne dedim? size gereksiz hiçbir şey vermeyeceğim dedim. Yani bu verdiklerim gerekli oluyor. Bileceğiz o yüzden. Şimdi ben bunları şöyle ezberleteyim size. Bu A ile başlayanların hepsi eksi 1 bölü 3. Bak aşağı kuark, acayip kuark ve alt kuark. Dikkat edin bunların hepsi eksi 1 bölü 3. Gördük değil mi gençler? Eksi 1 bölü 3. A, A ile başlıyor. Yani az gibi düşünebilirsiniz. İşte az olanlar eksi 1 bölü 3. Diğerleri de artı 2 bölü 3. Kuarkların yüklerini bu şekilde aklınızda belki tutabilirsiniz. Bu arada karşıt kuarkın her şeyi aynıdır. Kütlesi, spini, herhangi bir şeyi farklı değil. Her şeyi aynı karşıt kuarkın normal kuarkla. Sadece yükü zıt. Yani bu artı 2 bölü 3 ise karşıt kuarkın yükü eksi 2 bölü 3'tür. Anladık mı gençler? Mesela bu neydi? Eksi 1 bölü 3'tü. B kuarkın e, yükü eksi 1 bölü 3'tü. Karşıtının yükü artı 1 bölü 3'tür. Evet. Şimdi proton bir baryondur. Protonun kuark yapısını mesela incelediğimizde protonda 3 tane kuark bir araya gelerek protonu oluşturuyor. Zaten baryonlar nasıl oluşuyordu? 3 kuarkın bir araya gelmesiyle. Protonun yapısında up up down kuarkları var. Yani biz e, nasıl diyeyim size proton nötron gibi parçacıkları çok iyi bilmemiz lazım. Çünkü yıllardır insanlar zaten bu parçacıkları biliyordu. Daha sonra atom altı parçacıklar keşfedildi. Şimdi o yüzden protonun yapısındaki kuarkların hani kaç tane olduğunu hangilerinin olduğunu bilmemiz gerekiyor. Up up down. Şimdi upların yükü 2 bölü 3 2 bölü 3 down'un yükü de eksi 1 bölü 3 olduğu için bakın 3 bölü 3'ten 1 yapıyor. Protonun artı 1 yüklü olduğunu biliyoruz. Nötron Up, down, down kuarkları var. Nötronun kuark yapısında kimlerin olduğunu kesinlikle bileceksiniz gençler. Şu ikisini ezberleyeceksiniz. Hangisinde hangileri var bileceğiz. Up'ın yükü 2 bölü 3. Down'ların yükü de eksi 1 bölü 3 olduğu için bakın sıfırı veriyor. Evet. Bu arada elektronun karşıtı pozitron'dur diye buraya ekstra bir not düşmüşüm. Gençler karşıt parçacıklar normalde şöyle adlandırılır. Örnek veriyorum. Protonun karşıt parçacığını nasıl söylersin? Karşıt proton. Nötronun karşıtını karşıt nötron ya da anti nötron, anti böyle. Tamamen kendi ismini söylüyorsun. Sadece başına karşıt ya da anti ekliyorsun. Fakat elektron biraz özel. Çünkü elektronun karşıtı ilk bulunan elektronun karşıtı olduğu için ona özel bir isim vermişler. Pozitron. Elektronun karşıtı pozitron. Fotonun karşıtı da kendisi. Yani karşıt foton diye bir şey söylenmiyor. Ya da anti foton diye geçmiyor. Fotonun karşıtı kendisidir diye geçer. Evet bu ikisi biraz özel bunları bilelim. Gelelim hadronlara. Hani kuarkların bir araya gelerek oluşturduğu yapıya biz ne diyorduk? Hadronlar diyorduk. Hadronlar en geniş gruptur gençler. Baryonlardan ve mezonlardan oluşur hadronlar. Hadronların ikiye ayrıldığını şuraya yazalım. Bir tanesi baryonlar gençler. Bir tanesi de neymiş? Mezonlar. Bunlara hadron deniyor. Yani aslında hadron diye bir şey yok. Yani hadron bu ailelerin toplamına hadron ailesi deniyor. Yani bu bir sınıf. Hani biyolojide canlılar alemi gibi hani öyle düşünebilirsiniz. Hadron dediği zaman biz diyeceğiz ki baryonlarla mezonların hepsinin toplamına hadron deniyor. Şimdi ilk önce baryonları inceleyelim. Baryonlar en ağır parçacıklardır. Ağır parçacıklardır. En hafifi bile protondur. Bu arada proton biraz özel. Protonla ilgili her şeyi bilmeye çalışın. En hafif baryon protondur. En kararlı baryon protondur. Herkes bir gün proton olmak ister. Ben bunu böyle söylüyorum. Yani proton o kadar orijinal ki bunların içerisinde en karizmatiği proton. Herkes o yüzden bir gün proton olmak istiyor. Baryonların hepsi kararsız. Sadece kararlı olan proton. Kararsız ne demek? Bozunmaya hazır. Bozuluyor. Neye dönüşmek istiyor? Tabii ki protona. 3 tane kuarkın güçlü nükleer kuvvetlerin etkisiyle bir araya gelmesiyle baryonlar oluşuyor. Yani baryon dediği zaman 3 kuarktan oluştuğunu bileceğiz. Ve baryonların isimleri. Gençler bunu fizikçiler genelde panel şok olarak kodlarlar. Çünkü bir sürü var. isimleri akılda kalmıyor. Panel şoktaki proton, p, nötron, lambda, sigma, omega ve psi. Tabii sizin özellikle bilmeniz gerekenler burada protondur ve nötrondur. Yani açıkçası şunlardan bir şey sorulacağını sanmıyorum gençler. Devam ediyorum. Gelelim hadronların ikinci grubu olan mezonlara gençler. Mezonlar. Baryonlardan hafif leptonlardan ağırdır. Yani bunlar orta ağırlıktaki parçacıklardır, mezonlar. Yani baryonlardan hafif ama mezonlar leptonlardan da ağır. Çünkü en hafif parçacık grubu leptonlar. Hani elektronun falan olduğu yer var ya orası. Bir kuark, bir karşıt kuarktan oluşur. Kararsızdırlar. Bunlar da kararsız. Bozunarak, bunlar bozunarak elektrona, leptona ve pozitrona dönüşürler mezonlar. Güçlü çekirdek kuvvetin proton ile nötron arasındaki taşıyıcısıdır. İşte mezonların en önemli maddesi bu. Güçlü nükleer kuvvetin taşıyıcısı. Aslında güçlü nükleer kuvvetin taşıyıcısı glüondur. Ama gliyon güçlü nükleer kuvvetin mesela kuarkları bir araya getirirken ki taşıyıcısı glüondur. Ama güçlü nükleer kuvvetin, çekirdek içerisindeki proton ve nötronun bir arada tutarken taşıyıcısı işte mezonlardır. Bu arada ne çıkmış oluyor ortaya? Mezonlar alan parçacıklarıdır. Yani aynen bozonlar gibi etkileşim parçacıklarıdır diyebiliriz. Peki mezonlar kim arkadaşlar? Kaon, Eta ve Pion. Eta artık MEB'in kitabında da falan yer almıyor ama benim burada bir kodlamam var. O kodlamadan dolayı ben Eta'yı da vereceğim. Arkadaşlar yine e, şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Mezonlar hani mezuniyetten mezi hatırlarsanız mezuniyette de kep atılıyor. Hani böyle bir ilişki kurarsanız e, daha akılda kalıcı diye olabilir. Mezuniyetten kep. Cap, Kep'teki K Kaon, E Eta, P de Piyon'dur. Gelelim leptonlara. Yani içerisinde elektronun da olduğu lepton ailesine Leptonların özellikleri neymiş? Doğada serbest halde bulunan fermiyonlardır. Yani siz doğada elektronu tek başına bulabilirsiniz. Hafif parçacıklardır. Leptonlar en hafifi, en ağırı kimdi? Baryonlar. Bak zaten adına baksanıza gençler, baryon. Yani ağızdan çıkışı bile çok böyle ağır bir şey olduğunu hissettiriyor. Baryonlar ağırları. Leptonlar hafifleri, mezonlar orta ağırlık. Temel parçacıklardır leptonlar. Çünkü bunların daha küçüğü yok. Mesela kuarklar da temel parçacık. Çünkü kuarkın daha küçüğü yok. Leptonun da daha küçüğü yok. Herhangi bir şeyden oluşmuyorlar. En kararlısı elektron. Tabi leptonların içerisinde de en karizmatiği elektron. Bunlar kim peki arkadaşlar? Arkadaşlar elektron, müyon tau. Bu üçünü bileceğiz. Elektron, müyon tau. Yani leptonların isimleri. Ve bunların nötrinoları elektron nötrinosu, myon nötrinosu ve tau nötrinosu şeklinde bunların 6 tane olduğunu bileceğiz. Bu arada nötrinolar yüksüzdür. Gençler yüksüz oldukları için bunlar elektromanyetik kuvvetten etkilenmezler. Bakın burada bunu belirtmişiz. E, gençler ben bu notlarımı yazdırırken bazı öğrencilerimden yardım alıyorum. Sağ olsunlar, e, bana çok yardımcı oluyorlar ancak hani bazen e, yazım hataları olabiliyor. Burada nötrinolar nötrinolar burası. Şöyle şuraya düzgün yazayım. Nötrinolar. Yüksüzdürler ve o yüzden elektromanyetik kuvvetle etkileşime girmezler. Gençler leptonlar güçlü nükleer kuvvetle etkileşime geçmezler. Zayıf nükleer kuvvetle etkileşime geçerler. Bakın benden size tavsiye. Güçlü nükleer kuvvet dediği zaman aklınıza direkt kuarkı getirebilirsiniz. Kuarklar seviyor güçlü nükleer kuvveti. Zayıf nükleer kuvvet dediğiniz zaman da aklınıza leptonları getirebilirsiniz. Leptonlarda zayıf nükleer kuvveti seviye olarak düşünebilirsiniz. Şimdi gelelim temel kuvvetlere. Arkadaşlar doğada 4 tane temel kuvvet var. Bunların güç sıralamasını bileceğiz, menzil sıralamasını bileceğiz ve ne oldukları hakkında biraz bilgi sahibi olacağız. Sözel sorularda geliyor. Güçlü çekirdek kuvveti Arkadaşlar en güçlüsü budur. Temel kuvvetler içerisindeki en güçlüsü bu. Güçlü çekirdek kuvveti. Taşıyıcı parçacı ise gluondur. Güçlü nükleer kuvvetin taşıyıcısı gluondur. Menzili kısadır. Çünkü arkadaşlar güçlü nükleer kuvvet çekirdek içerisindeki protonla nötronu bir arada tutuyor. Yani çekirdeğin çapı ne kadar ki zaten angström boyutunda yani çok küçük. O yüzden güçlü nükleer kuvvetlerin menzili kısadır. Bunu da bileceğiz. Gelelim arkadaşlar 2. Elektromanyetik kuvvet. İkinci güç bunda. Yani en güçlüsü güçlü nükleer kuvvet. Sonra elektromanyetik kuvvet. Sonra zayıf nükleer kuvvet. En zayıfı olan yani en güçsüzü de kütle çekim kuvveti. Zaten bu sıraya göre yazdım. Güçlerine göre. İkinci güçlü olan elektromanyetik kuvvet. Bu kuvvet nedir? Yüklü cisimler arasındaki kuvvettir. Hani Coulomb kuvveti dediğimiz. Ya da manyetik cisimler arasındaki kuvvettir. İşte hani diyoruz ya neye kutbu neye kutbunu iter. işte neye seyi çeker falan dediğimiz bu kuvvet elektromanyetik kuvvettir. Elektromanyetik kuvvetin taşıyıcısı fotondur. Taşıyıcılarını bileceğiz. Menzili sonsuzdur. Yani şimdi artı yüklü bir cisim artı yüklü bir cismi şu kadar mesafedeyken iter ama şu kadar mesafedeyken itmez diye bir şey söylemiyoruz. O yüzden bunların menzili sınırsız. Herhangi bir sınırı yok. Bunu da böyle söyleyelim gençler. Zayıf nükleer kuvvete geçelim. Evet bu da çekirdek bozulmalarından sorumlu olan kuvvettir. Zayıf nükleer kuvvet kararsız atomların işte bozulmalarından sorumludur bu kuvvet. Taşıyıcı parçacığı W ve Z bozonlarıdır arkadaşlar. Ve çekirdek içerisinde etkili olduğundan menzili çok kısadır. Menzili kısa olanlar kimlermiş? Zayıf nükleer kuvvet ve güçlü nükleer kuvvet, yani çekirdek içerisinde oldukları için menzilleri kısa. Gelelim kütle çekim kuvvetine. En zayıf olan bu. Yani adından yola çıkarsanız zayıf nükleer kuvvetin en zayıf olduğunu sanabilirsiniz ama en zayıfı kütle çekim kuvvetidir. Menzili çok fazladır çünkü gezegenler arasında falan biliyorsunuz yani kütle çekim kuvveti etkili. Menzilinde herhangi bir sorun yok sonsuz. Taşıyıcı parçacığı gravitondur. Bu arada graviton henüz tespit edilememiş gençler. Ancak diğer kuvvetlerin hepsinin bir taşıyıcısı olduğu düşünüldüğü için yani bulunduğu için bunun da bir taşıyıcısı vardır diyerek bunu ortaya sürmüşler. Ancak henüz gravitonu bulamamışlar. Evet kütle çekim kuvvetinin formülü de gm1 m2 bölü d kare diye hani bir formül vardı. Hatırlarsınız kütlesi olan cisimlerin birbirine uyguladığı kuvvet. O da bu kuvvet işte. Madde ve antimadde diye bir başlık açtık burada. Doğada her parçacığın bir karşıtı vardır. Bunu az önce söylemiştim zaten. Karşıt parçacığın yalnızca yükü ve spini zıttır. Bu arada spini yanlış. Spini zıt değil gençler. Size söylemiştim ya sadece yükü zıt. Spini, kütlesi, her şeyi aynı arkadaşlar. Sadece ve sadece yükü zıttır. Antiparçacığın varlığından ilk bahseden Dirac'tır. Ya böyle bilim adamları hakkında da bilgi sahibi olun istedim. Dirac. Ve ilk bulunan antiparçacık pozitron. Yani elektronun karşıtı olan pozitrondur. Anderson diye birisi bulmuş arkadaşlar. Fotonun karşıtı kendisidir. Söylemiştim size foton biraz özel. Karşıtı kendisi. Elektronun karşıtı ise pozitrondur. Diğer parçacıkların hepsinin karşıtı nasıl söyleniyordu? Örnek veriyorum. Mesela sigma'nın karşıtı. Karşıt sigma ya da anti sigma gibi. Direkt isminin başına bir karşıt ya da anti getiriyorsun. Fakat foton ve elektron öyle değil. Bu ikisinin farklı olduğunu bilmeniz gerekiyor. Karşıt parçacıklar sembolün üzerine bir çizgiyle gösterilir. Mesela protonun karşıtı P yaparsın üstüne bir çizgi. Nötronun karşıtı N yap üstüne bir çizgi. Elektronun karşıtı böyle. Mesela miyon. Miyon böyle gösterilir. Karşıtı böyledir. Tau. Tau denilen böyledir. Leptonlarda tau var ya. Karşıtı böyledir. Her parçacığın karşıtı üstüne çizgi çekerek gösteriliyor. Uygun koşullarda parçacık ve antiparçacık bir araya getirilerek birbirini yok etmesi olayına çift yok olma ya da anhilasyon deniyor gençler. Yani adam diyor ki madde enerjiye dönüşebilir. Eğer uygun şartlarda diyor madde ve karşıt maddeyi bakın parçacık ve karşıt parçacık. Mesela elektron ve pozitron. Elektron ve pozitron bir araya gelirse ne olur arkadaşlar? Uygun şartlarda bir araya gelirse fotona dönüşebilir. Yani enerjiye dönüşebilir. Bunu söylüyor. Diyor ki buna çift yok olma denir. Çünkü bunlar yok oldu. Enerjiye dönüştü. Enerjisi uygun olan foton da yani bu olayın tersi yani. Enerjisi uygun olan foton uygun şartlarda madde ve antimaddeye bakın yine madde ve antimadde öyle kafasına göre her şeye dönüşmüyor yani. Maddeye ve antimaddeye dönüşebilir. Buna da arkadaşlar çift oluşum. Ona çift yok olma. Buna da çift oluşum ismi verilir arkadaşlar. Tüm şimdi gelelim Higgs bozonuyla da ilgili bir şey söyleyeceğim. Konu bitiyor. Arkadaşlar Higgs bozonu dediğimiz bozon tüm uzayın Higgs bozonuyla, Higgs alanıyla dolu olduğunu bulmuşlar. Ve Higgs alanı ne işe yarıyor? Fermiyonlar WZ ve Higgs bozonları bu alanla etkileşerek, bu arada fermiyonlar dediği zaman içine biliyorsunuz kuarklar, leptonlar giriyor. Yani bütün madde parçacıkları giriyor. W, Z bozonları ve Higgs bozonunun kendisi bu alanla etkileşerek, yani Higgs alanıyla etkileşerek kütle kazanır. O zaman Higgs bozonunun neden sorumlu olduğunu bileceğiz. Parçacıkların kütle kazanmasına vesile olan parçacıktır. Fotonun ve gluonun kütlesi yoktur gençler. Kütlesiz parçacıklar bakın. Foton ve gluon. Yine sözel sorularda çıkabilir. Hangi parçacıklar işte kütlesi yok gibi falan. Evet bu parçacıkların kütlesi yok. Çünkü Higgs alanıyla bu parçacıklar etkileşime girmiyor. Etkileşime girseydi zaten kütle kazanırlardı diyoruz. Ve bu videonun burada sonuna geldim. Arkadaşlar sürçü lisan ettiysek affola. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videolarımızı beğenip abone olmayı da unutmayın.